Canlar, ne haber? Her zaman olduğu gibi alakasız gibi görünen bir argümanla konuya başlayıp bunu filme bağlayacağım, bilginiz olsun. Mitolojiler ilk fantastik hikayelerdir. Hatta belki de tüm kategoriler arasında ilk hikayelerdir. Homo sapiens'lerin merakının, anlam arayışının sonucudur mitolojiler. İnsanlar cevabını çok merak ettikleri ancak bilimsel yanıtını veremeyecekleri dönemlerde fantastik hikayelere sığınmışlardır. Örneğin, volkanlar tektonik levhaların hareketlerini tetikliyor olabilir cümlesine ulaşmadan binlerce yıl önce patlayan bir volkanı anlamlandırmaya sebeplerini anlamaya çalışan insanların akıllarına fantastik açıklamaların gelmesi çok olası. Kızgın yanardağ tanrısı kurban vermediğimiz için bize öfkeli gibi bir açıklamanın dönemin şartlarını göz önünde bulunduracak olursak o dönem için tektonik levhaların hareketlerinden çok daha inandırıcı bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz insanların doğayı anlamlandırmaya çalıştığı mitolojiler kategori 1 yani en temel düzeydeki mitolojik hikayeler. Ancak insanlar bu anlam arayışını burada kesmeyerek kategori 2 olarak adlandırabileceğimiz mitoloji türünü de ortaya çıkarmışlar. Kategori 1'de yer alan mitler daha çok doğayı anlamlandırmaya çalışırken kategori 2 daha çok insanları, etiği, ahlakı, onuru, erdemi anlamlandırmaya çalışmışlar. Tanrı ya da yarı tanrı olarak geçen karakterlere hikayeler üzerinden farklı karakterizasyonlar yaparak yaşadıkları toplumun kurallarını çizmeye çalışmış insanlar binlerce yıl boyunca. İyi tamam da bunun filmle ne alakası var derseniz cevap basit. Çünkü Aşil'in hikayesi aslında ikinci kategori dediğim mitolojilerden. O dönem için en önemli olay sayılabilecek Truva Savaşı'nı tanrılar nezdinde meşru hale getiren bir mitoloji Aşil'in hikayesi. İşin mitoloji kısmına ve onur erdem kısımlarına tekrar döneceğim. Çünkü mitolojiyi derinlemesine analiz etmeden merkezinde bir mitolojinin yer aldığı filmi analiz etmek bir hayli olanaksız. Canlar izninizle çok kısa bir ara verip işinize yarayacağına emin olduğum bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi okulların açılma dönemindeyiz. Bu da demek oluyor ki beni izleyen arkadaşların önemli bir çoğunluğu şu an ev arkadaşı ve sonrasında ev arıyor. Size tavsiyem ev seçerken internet altyapısını da düşünmeniz. Örneğin ben İstanbul'a taşınırken ilk önceliğim evden çalışacağım ve artık her şeyi internetle yapacağım için TürkNet altyapısı olan bir ev bulmaktı. Ancak geriye dönüp bakınca çok doğru bir karar verdiğimi fark ediyorum. Çünkü TürkNet hem 1000 megabit yükleme, 1000 megabit indirme hızını 139 lira 90 kuruşa sunan ilk ve tek internet sağlayıcısı hem de her geçen gün altyapısını inanılmaz hızlı şekilde genişletiyor. Sadece yeni ev arayan arkadaşların değil, herkesin mevcut altyapısını açıklamalarda ve sabit yorumlarda yer alan linkten kontrol etmesini tavsiye ederim. Çünkü geçen sürede TürkNet altyapısı bölgenize gelmiş olabilir. Ha ama yok, gelmediyse onun da çözümü var. Giriyorsunuz TürkNet'in sitesine, orada Fiber istiyorum diye bir sekme var. Oraya tıklayıp adımları takip ediyorsunuz. Bu sayede TürkNet'i altyapınızın bölgenizi ulaşmasını hızlandırıyorsunuz. Bence bu ciddi anlamda işinize yarayacaktır. Dönelim videoya. Hani size neden efsane boyunca bir filmi efsane yapan detaylar sadece görsel efekt, oyunculuk gibi temel sinema kriterlerinden ibaret değildir diyorum ya. Bu film buna güzel örneklerden biri. Çünkü filmin belki de en büyük başarısı ne çok iyi dizayn edilmiş kılıç düelloları ne de filmin müzikleri. Bu filmin en başarılı kısmı çok katmanlı ve detaylı bir mitolojiyi sadeleştirip mitolojinin ana hatlarını ya da ana fikrini değiştirmeden izleyicilere aktarabilmesi. Filmin esas başarısı Aşil'in mitoloji hikayelerinde geçen bir yarı tanrı olduğunu bilmeyen insanların da Aşil'in hikayesini defalarca kez okuyan mitoloji nörtlerinin de filmden benzer ama kademesel olarak farklı düzeylerde çıkarımlar yapabilmesi. Düşünsenize senaryo öyle dizayn edilmiş ki hiç konuyla ilgisi olmayan biri olarak izlediğinizde hem oğlunuz hem de en iyi komutanlarınızdan biri olan asgari tecrübesi yüksek biri yerine rastgele işaretleri anlam yükleyen rahipleri dinlediğinizde olacakları görüyor ve burçlar gibi çağ, mantık ve bilim dışı irrasyonel şeylere inandığınızda neler olabileceğini gözlemleyebiliyorsunuz. Hem de mitolojiye ve sosyolojiye meraklıysanız Aşil'in hikayede de filmde de yaptığı gibi onur, erdem gibi kavramları sorguladığını görebiliyorsunuz. Kendimden örnek vermem gerekirse zamanında bu filmin beni milliyetçilikten uzaklaştırdığını söyleyebilirim. Filmde geçen yaşlıların çıkardığı savaşta gençler ölür. Savaşta yaşlılar konuşur, gençlerse ölür gibi replikler bariz olduğu halde farkına varamadığım bazı gerçekleri yüzüme vurarak... Beni bu konuda araştırmaya ve çıkarımda bulunmaya itmişti. Bu durumda günümüzden bile örnek vermek mümkün. Düşünsenize bu yıl on binlerce kişi onur, erdem, vatan, millet, Sakarya diyerek öldü ama işin aslı bana ister inanın ister inanmayın ama o askerler aslında 69 yaşına girdiği ve uzun süredir penisini kaldıramadığı için hissettiği eksiklik, özgüvensizlik gibi aşağılık kompleksini bir nebze azaltmak için koca bir savaş başlatan Vladimir Putin gibi ihtiyar politikacılar yüzünden öldü. Ben onur, erdem gibi kavramların binlerce yıldır pompalanmasının esas amacını toplumun kontrol etme çabası olarak görüyorum. Mesela yaklaşık 200 milyon insanı esir alıp köle gibi çalıştırmak çok zor ama Japonya'da olduğu gibi en çok çalışan, en onurlu kişi ve ne kadar az çalışırsanız o kadar onursuzsunuz derseniz ve bu uydurma kavramı yeterince çok ve yeterince uzun süre tekrarlarsanız Japonları kandırdıkları gibi insanları kandırıp köle gibi çalıştırabilirsiniz. Sadece filmde değil, Aşil hikayede de otoriteyi sorgular, kral savaş ganimetini almak istediğinde Aşil bunu adaletsiz olarak nitelendirir. Der ki, ben savaşta en önde savaştım. Sen göremeyecek kadar arkadaydın. Bu savaşta benim hakkım seninkinden çok diyerek itiraz etmiş ve savaşmama kararı almıştır. Aşil mitolojideki otoriteyi sorgulayan aynı zamanda günümüzde Rus nihilizm akımı dediğimiz kabaca gelenek karşıtı felsefesinin temsilidir. Aşil der ki Askerler hayatları boyunca hiç görmedikleri krallar için savaşıp ölürler. Bunu yapmaları için onur isminde bir şey yeterlidir. Ancak bizden öncekiler böyle davrandı diye bizim de bu şekilde davranmamıza gerek yoktur. Kusura bakmazsanız filmin senaristlerini, yönetmeninin bu konuda tekrar övmek istiyorum. Adamlar filmin senaryosunu yazmadan önce cidden oturup mitolojide yer alan hemen her hikayeyi okumuşlar. Daha da önemlisi Aşil'in hikayesini ikinci kategori bir mitoloji yani insanın insanı anlamasına yönelik bir mit olduğunun farkına varmışlar. Bu arada ilgilisi için kitap öneriyim. Tüm seri boyunca öve öve bitiremediğim Joseph Campbell'ın uzmanlık alanı mitolojilerdir. Eğer mitoloji merakınız varsa Joseph Campbell'ın başta Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Tanrıçalar ve Tanrıçanın Dönüşümleri olmak üzere yazdığı her şeyi okuyun. Sadece kitaplarını değil, akademik yayınlarını bile okumanızı tavsiye ederim. Her ne kadar mitoloji denince akla gelen ilk isimlerden olsa da insanların çoğunun Joseph Campbell'ın değerini anladığını düşünmüyorum. Yönetmen mitolojiyi tam olarak genel izleyiciyi sıkmayacak kadar filme dahil etmiş. Aşil'in bir yarı tanrı olduğuna, filmde bizzat gördüğümüz annesinin doğrudan bir tanrı olduğuna hiç değinmemiş bile. Hatta ve hatta Aşil tendonuna isim veren miti bile anlatmamış. Bilmeyen arkadaşlar için özetleyeyim. Aşil doğduğunda annesi onu kutsal bir nehre götürüp suya batırıyor. Bu sayede de Aşil'in suyun değdiği kısımları bir tür hasar almamazlıkla kaplanıyor. Ancak annesi Aşil'i nehre batırırken Aşil tendonlarından yani ayak bileklerinden tutup batırdığı için oralara su değmiyor ve Aşil sadece oradan hasar alırsa ölüyor. Yönetmen bu hikayeyi ya insanların çoğu zaten hikayeyi biliyordur diye filmi eklememiş ya da hikayeyi bilmeyen insanlara konuyu baştan anlatmanın zor olacağına fazla uzun süreceğine kanaat getirdiği için anlatmamış. Orasını bilemiyorum ancak geriye dönüp bakınca iyi bir tercih olduğuna inandığımı söyleyebilirim. Üstelik sadece o hikaye de değil. Paris ve Çobanların Hikayesi, Tarıların Girdiği En Güzel Benim Kavgası gibi filme doğrudan katma değer sağlamayacak tüm unsurları filmden çıkartarak filmi biraz mitolojiden uzaklaştırıp tarihi bir filme doğru evriltilmiş. Bazı filmlerin efsane olmak için çok fazla şey yapması gerekir ancak bazı filmler tek bir şeyi kusursuz yaparak kendini efsane yapar. İşte bu film bunlardan biri. Böyle dediğim için oyunculukları kötü bulduğumu falan sakın düşünmeyin. Başta Brad Pitt olmak üzere filmdeki oyunculuk kalitesi oldukça üst düzeyde ancak oyunculukları iyiydi, müzikler iyiydi kadar sığ cümleleri sevmediğim için o kısımları bilinçli olarak pas geçiyorum. Sadece şeye değinmek istiyorum. Filmdeki savaş koreografileri bayağı başarılı. Belli ki bayağı bir uzmana dalışılarak çekilmiş. Nereden anladığımı merak ederseniz anlatayım. Zamanında bir belgeselde aslında savaşlarda kılıçların neredeyse hiçbir zaman blok için kullanılmadığını öğrenmiştim. Havadaki bir kılıcı kılıçla durdurmak hem kılıçların kırılmasıyla sonuçlanma ihtimali yüksek olduğu için riskliymiş hem de bir hayli zormuş. Bu amaç için daha çok kalkanlar kullanılırmış. Yani Hollywood'un alıştırdığı gibi kılıçlar havada şak 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 çarpışmıyorlarmış. Dikkat ederseniz bu filmlere aynı durum geçerli. Sahnelerde blok için kalkan kullanılmış. Buna ek olarak devamlılık sorunu olmayan çok uzun koreografilere yer verilmiş diyerek kısadan videoya nokta koymak istiyorum. Ha bir de filmde kullanılan at heykelinin savaşın gerçekleşen yer olduğu günümüzde Çanakkale'de yer aldığı için Çanakkale'ye bağışlandığını ve hala Çanakkale'de olduğunu söyleyip her cumartesi 15.15'te görüşmek dileğiyle deyip kaçayım. Hoşçakalın. Unutmayın iyi ki varsınız ve çok seviliyorsunuz.